Kepler gezegenlerin güneş etrafındaki hareketini üç temel yasayla açıklamıştır. Birinci yasa, yörüngeler yasası. Birinci gezegen için odak noktaları F1 ve F2, ikinci gezegen için odak noktaları F1 ve F3 olmak üzere her gezegen odaklarından birinde güneş bulunan elips şeklindeki yörüngelerde dolanırlar. Gezegenlerin yörüngeleri kabaca gözlenerek yörüngelerin eliptik olduğunu görebilmek zordur. Ancak Kepler hesaplamaları sonucunda yörüngelerin eliptik olduğunu göstermeyi başarmıştır. Kepler, Güneş'e çok daha uzak gök cisimlerinin yörüngelerinin de büyük dış merkezliliğe sahip eliptik yörüngeler olacağını öngörmüştür. İkinci yasa, alanlar yasası. Bir gezegeni Güneş'e birleştiren çizgi eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. Birinci gezegen şekilde belirtilen K noktasından L noktasına, T1, m noktasından n noktasına t2 zamanda varmış olsun. Eğer t1 eşittir t2 ise, gezegenlerin taradığı alanlar a1 eşittir a2 olur. Birinci yasaya göre bir gezegenin yörüngesi eliptik olduğundan, yörüngenin farklı durumlarında gezegen güneşe farklı uzaklıklarda bulunur. Buna göre gezegenin her iki durumda eşit alanlar taraması için güneşe yakınken hızlı, uzakken yavaş hareket etmesi gerekir. Üçüncü yasa, periyotlar yasası. Bütün gezegenlerin ortalama yörünge yarıçap uzunluklarının küpünün, reküp, periyotlarının karesine t kare oranı sabit ve değeri yaklaşık 3,35 çarpı 10 üzeri 18 küp bölü saniye karedir. Bu yasa bize ortalama yörünge yarıçapları büyük, yani güneşe uzak olan gezegenlerin periyotlarının daha büyük olduğunu gösterir. Burada yörüngenin ortalama yarıçap uzunluğu r, Güneş'e olan maksimum ve minimum uzaklıkların toplamının yarısına eşittir.